İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'da 3 ana bölgede lokasyonlarımız mevcut. Burası demin de ifade ettiğim gibi ana lokasyonumuz. Burası yaklaşık olarak 20 bin metrekare olan bir yer. Yine ifade ettiğim gibi burası bir afet koordinasyon merkezi çadırı. Yan tarafında yatakhaneler, onun yan tarafında insani yardımın dağıtımının yapıldığı çok büyük bir çadırımız. Arka tarafta da yemekhane ve bizim diğer birimlerin kullandığı gerek konteyner gerek çadır bölgelerimiz. Çok farklı birimlerimiz var. Bu zamana kadar burada 3.362 İBB personelimiz, 756 gönüllümüzle yaklaşık olarak 4.602 kişiyle hizmet verdik. Bunların 2.600 kadarı geri döndü. Şu anda mevcutta lokasyonumuzda 1.700'e yakın bir çalışanımız var. 575 aracımızla burada hem kendi görev alanımızdaki işlerimizi buradaki personelimizle ve iş makinalarımızla yürütmekteyiz. Aynı zamanda bizden diğer burada görev alan diğer bir ilçe belediyelerinin veya büyükşehir belediyelerinin de talepleri doğrultusunda kendilerine de hizmet vermekteyiz. Arama kurtarma faaliyetleri açısından baktığımızda yaklaşık 1500 arama kurtarma personeliyle burada hizmet verdik. İlk etapta iştiraklerimizin de yardımıyla itfaiyenin 506, diğer İSKİ'nin ve iştiraklerimizin diğer 34 personeliyle beraber 564 kişi kurtardık, enkaz altından aldık. Çadır açısından baktığımızda en büyük problemimiz çadır. Sayın Genel Başkanımız, özellikle buradaki coğrafi şartlardan kaynaklı olarak konteynerden biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak imtina ediyoruz. Ağırlıklı olarak çadır kurmaya çalışıyoruz. Bunları da çadır kentlerden ziyade vatandaşlarımızın buradaki yaşam tarzından ve kültüründen kaynaklı olarak kendi komşuluk anlayışını bir tarafa bırakmadan ihtiyaçları doğrultusunda kendi binalarının bahçelerinde veyahut da yakınlarında konuşlandırıyoruz. Çadır kent şeyle kıyaslandığı zaman, konteyner kentle kıyaslandığı zaman konteynerler bugün 2-3 ay sonra coğrafi şartlardan kaynaklı olarak burası çok sıcak olacaktır. Dolayısıyla buraya farklı problemlerle karşılaşacağız burada. Arkasından mutlaka jeneratör veyahut da havalandırma tarzı bir şeyler isteyeceklerdir. Dolayısıyla bizim gelen talepleri özellikle bireysel anlamda çadır tedariği yönünde çözmeye çalışıyoruz. Ama bu zamana kadar 2.250 çadır dağıttık. Her günde ortalama 100 çadırımız gelmekte. Konteyner olarak da demin ifade ettiğim gibi sadece 72 konteynerimiz var. Bu konteynerlarımızdan bir tane konteyner kent oluşturduk. Bu konteyner kentimizde Samandağ'daki devlet hastanesinin hemen karşısında şu anda 28 konteynerden olan bir konteyner kent. Bir 20 konteyner daha oraya ekleyeceğiz. Çünkü hastanede çalışanlar veya hastaneye hastalarını getirmiş olan vatandaşlarımızın rahatlıkla gidip gelebileceği ve ilk etapta geçici barınma alanı olarak kullanabilecekleri bir yer. İçme suyu anlamında şu ana kadar 76 tır geldi. Ekmek olarak 41 tır getirdik. Rakamlarını paylaşmayayım başkanım. Mobil tuvalet ve duş sadece bizim değil ama diğer ilçe belediyeleriyle beraber yaklaşık olarak 605 civarında. Bunların büyük bir kısmı tuvalet, diğer kısmı duş şeklindedir. İnternet konusunda da 10 lokasyonda 44 sabit ve 5 değişken noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Wi-Fi hizmeti devam ediyor. Vatandaşlarımızın geçici şart problemlerini giderebilmek maksadıyla lokasyonların farklı lokasyonlarda 35 adet şarj istasyonumuz var. Kent güvenliği açısından özellikle bizim lokasyonlarımızın da güvenliğini sağlaması maksadıyla 112 zabıtamız ve 25 aracımızla bu hizmeti burada yürütüyoruz. Kent temizliği açısından
Yine 105 personelimizle ve 28 adet İSTAÇ aracımızla bu işi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kent sağlığı açısından baktığımızda burada gerek veterinerlik hizmetlerini veriyoruz, gerekse sağlık hizmetlerini hem sabit hem mobil anlamda yürütüyoruz. Mobil anlamda kastım şudur, özellikle Hatay'daki vatandaşlarımız depremden sonra ağırlıklı olarak daha çok daha köylerine veyahut da şehrin dışına çıktılar. Oradaki insanların, köydeki insanların da sağlık problemlerini yerinde görebilmek, tedavilerini yapabilmek, röntgenlerini çekebilmek ve oradaki sağlık ihtiyaçlarına karşılık verebilmek anlamında 3 tane mobil aracımız var. Bunlar düzenli olarak çalışıyorlar. Cenaze hizmetleri olarak 22 personel ve 7 araçla buradayız. Kent altyapısı olarak da İSKİ buradaki altyapıya destek vermekte. Onlar da 107 kişilik bir teknik ekiple ve yine kendi araçlarıyla burada hizmete devam etmektedirler. 14 kişilik bir İKDAŞ ekibimiz var. İKDAŞ da burada her türlü altyapı problemlerine ellerinden geldiği kadarıyla destek vermektedirler. İki tane feribotumuz var. Osman Gazi ve Orhan Gazi. Bunlardan bir tanesi sabit limanda bekletilmekte İskenderun'da. Bu bekleyen sabit olan sadece barınma ve oradaki sağlık hizmetlerini yürütmekte. Bir tanesi de şimdiye kadar yaklaşık olarak 1200 kişiyi buradan İstanbul'a ya da İstanbul'dan buraya nakil amaçlı kullandık. İlçeler eliyle yapılan çok fazla hizmet var. Bunun da koordinasyonunu şimdi bizim üzerimizden yürüyor artık. Gerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde burada Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanım, benim çok daha fazla detaylarımız var ama sizleri bu detaylarla boğmak istemem. Eğer bir sorunuz varsa sorunuzu yanıtlamaya da hazırım. Değerli Genel Başkanım, değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, genel sekreterimiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu afetin belki de en darbe vurduğu şehirlerin başında Hatay geliyor. Ama işte başta Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere hemen hemen her şehrimizde büyük acı yaşadık. Ama zaman hızlı akıyor. Bir yandan acılarımızı yaşarken bir yandan da hayatı elbette yakalamalı, insanlarımızın yardımına koşmalıyız. İlk andan itibaren sizlerin de ve genel merkezdeki değerli genel başkan yardımcılarımızla kurduğunuz merkezin de koordinasyonu ve yönlendirmesiyle seri bir çalışma içerisinde olduk. En son alınan kararla da daha önceki ziyaretinizden bugüne belli illerde belli koordinasyon oluşturma adına büyükşehirlerimiz görevlendirildi. Hatay'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yardımcı koordinasyonuyla beraber belirlenen ilçeler üzerinden hizmetin sürdürülebilirliğini sağlama görevi bizlere verildi. Ama ilk etapta tabii burada yoğun bir belediye çalışmaları sağlanmıştı. İşte biraz önce ziyaret ettik. Ankara olsun, İzmir olsun, ziyaret edemediğimiz Mersin olsun, diğer büyük şehirlerimizle beraber ve diğer ilçe belediyelerimizle beraber yoğun bir katkı sunulan şehrimizdeyiz. Hem onların koordinasyonunu daha iyi bir hale getirmek ve organizasyonun başına da Hatay Büyükşehir Belediye'mizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı koyarak sistemli bir çalışmayı burada var etmek istiyoruz. Ana merkezlerimizde hem toplantılar, buluşmalar ve değişen gündeme göre de sistemi organize etme çabası içerisinde olacağız. Değişen gündemden kastım şu. Ne için?
artık arama kurtarma süreçleri toparlandı. Ne yazık ki on binlerce canımızı kaybettik. Şimdi tabii kalan insanlarımızın barınma sorunlarını burada gidermek, elbette onların güvenlik sorunlarını gidermek, tabii ki giyimi, kuşamı ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek öncelikli meselemiz haline geldi. Bununla ilgili yoğun çaba içerisindeyiz. Bugün bütün bu bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin Hatay sınırlarında neredeyse 100 bine yakın günlük yemek sunma kapasitesi vardır. Bu sadece bir örneğidir. Ama dediğim gibi birçok alanda bu saatten itibaren, başta ki siz de bugün sıklıkla bu şikayeti duydunuz, çadır meselesi veya barınma meselesi önemli bir başlık. Bu konu hani kamuoyu tarafından bilinmelidir ki bu şehirde böyle büyük bir afette ne Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ne de bizim gibi belediyelerin temel sorumluluğudur. Ama bizler elimizde hangi imkan var ise, tabiri caizse ulusal ya da uluslararası kapıları çalarak sorunları giderme noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu en son aldığım rakamlara göre de 13 binin üzerinde çadır imkanı sadece Hatay'da sağlandı. Yani bütün belediyelerimizin katkılarıyla. Şimdi bu sayıyı artırmak için de çalışmalar sürüyor. Daha az önce Bornova Belediye Başkanımızın özel çabasıyla yaptığı ve sonuç elde ettiği bir konuyu dinledik. Buna devam edeceğiz. Tabii bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı olarak bazı hususlara da özenli değinmek durumundayız diye düşündük. Hatay Büyükşehir Belediye'mize yarın burada bazı sunumlar yapacağız. Bunun içerisinde kentin yeniden planlanmasına dönük teknik kabiliyetimizin onlara servis edilmesi, sunulması ile ilgili, ki bu konuda siz birkaç kez beni aradınız. Hem Hatay'ın bu anlamdaki gelecek planlanmasına nasıl işbirliği yaparsınız diye sormuştunuz. Hem de tarihi varlıklarının, kültür varlıklarının hem korunması hem de yenilenmesi, restorasyon ama rekonstrüksiyon olsun ya da restitüsyon olsun, bütün bu işlemlerin en sağlıklı yapılmasıyla ilgili, ama nasıl el veririz, ama nasıl teknik veya bir takım katkılarda bulunuruz, bütün bunları yarın yapacağımız toplantılarda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaşacağız. Şu anda önemli bir başka konu enkazların nakliye hafriyatı konusu. Mühim bir konudur. Çevreyle ilgili kaygılarımız vardır. Bir takım insani kaygılarımız vardır ve bu işin dağınık bir biçimde belediyelerin bir kısım araçlarıyla yapılmasını da mümkün görmüyoruz. Bu konuda da bazı düşüncelerimiz var. Burada bulunan belediye başkanlarımızla, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla yarın bu konudaki kaygılarımızı paylaştıktan sonra kamuoyuyla da teknik düşüncemizi organize edeceğiz. Açıkçası bütün bu hassas konuların hepsinde fikrimiz vardır. Çünkü biliyorsunuz ki İstanbul, deprem denince İstanbul Türkiye'de akla gelen ilk merkez idi. Ama gerçekten acı bir depremi Güneydoğu bölgemizde Hatay'dan Malatya'ya kadar yaşadık. Fakat İstanbul depremi de her zaman konuşulan ve Türkiye için mümkünse en geç tarihte yaşanılması ve o tarihe kadar da sorunlarını gidermiş bir İstanbul var etme çabamız var. Onun için bütün konulara eğilmiş durumdayız. Deneyimlerimiz var, bilgilerimiz var, donanımlarımız var. Bütün bunları da Hatay'a taşıyarak, Lütfü Savaş Başkanımızla paylaşarak, hem meselenin bir parçası olmak, hem el vermek, hem de başta Hatay olmak üzere diğer şehirlerimize de, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a ve diğer şehirlerimize de katkı sunacak altlıklar oluşturmak çabası içerisindeyiz. Sürdürülebilir bir hizmeti kovalayacağız. Zamanın kısa olduğunu düşünmüyoruz. Uzun bir zaman dilimi ihtiyacı vardır bu bölgede. Hepimizin başı sağ olsun, ama sabırla da en azından kaybettiklerimizin anısına sabırla da bambaşka bir Hatay'ı, bambaşka bir Güneydoğu'yu inşa etmeyi başarabilmeliyiz.
yapılaşmayı insanların hem vizyonuna hem sosyal yaşamına, kültürüne, geçmişine saygı duyan, o çeşitliliğine katkı sunan bir şekilde var etmeyi başarabilmeliyiz. Bu konuda da hazır olduğumuzu, bu koordinasyonlarımızın güncel bir takım hizmetleri sunarken bu tür makro konulara da eğilecek altlığı buraya taşıyan bir koordinasyon olduğunu da sizlere beyan etmek isterim. Bütün halkımızın başı sağ olsun, Hatay'ımız ve bütün şehirlerimizin geleceği için can siperhane çalışan belediyelerimiz var. Yolumuz açık olsun diyeceğim başkanım. Teşekkür. Başkan bir şey söyle. Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanlarım, çok kıymetli Genel Başkanlarımızlarımız, milletvekillerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz. 17 gündür tabii ki çok büyük bir acıyla karşı karşıya olan Hatay ve diğer illerimiz 3. günün başından itibaren Türkiye'nin ve Hatay'ın dünyanın her tarafından yardım geldi bize. Tabii ki ilk günler yalnızlık ve telekomünikasyon konusunda çok problemlerimiz vardı. Gün geçtikçe yaralarımız sarılıyor. Ama şu var ki Hatay'ın gelecek adına atılacak çok adımları var. Bu adımları atarken Sayın Genel Başkanımız 3 defadır burada ve bütün belediye başkanlarımız, genel başkanımızlarımız, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz, devletimizin birçok kurum kuruluşu ilk günden beri bizimle birlikte Hatay'a ve diğer illerimize çok destek verdi. Ama gerçekten de bu sıkıntıyı iller tek başına aşma şansı yok. Hem teknik hem ekonomik hem de fiziki anlamda bütün illerimizin desteğe ihtiyacı var. Ben başta genel başkanımız olmak üzere biraz önce saydığımız bütün kurum kuruluşlara, şahıslara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve ilk 17 gündeki desteklerin bundan sonraki süreç içerisinde hem bize hem de diğer illerimize devam etmesini temenni ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Buyurun Sayın Genel Başkan. Değerli basın mensupları, depremden sonra 3. kez deprem bölgesine geliyorum. Büyük bir yıkımın olduğunu hem okuduk, hem seyrettik, hem de yaşadık. Dolayısıyla bu yıkımın bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Yaraların sarılması lazım. Depremi ilk duyduğum andan itibaren bütün belediye başkanı arkadaşlarıma hemen harekete geçmeleri gerektiğini söyledim. Ve gerçekten de bütün belediye başkanı arkadaşlarım depremin olduğu saatten itibaren deprem bölgelerine geldiler. Yaraları sarmaya çalıştılar. Enkazdan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalıştılar. Az önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki koordinatörü olan arkadaşımız da çok sayıda insanı enkazdan canlı olarak çıkardığını ifade etti. Kurtarılan her canlının bizim için değeri çok büyük. Dolayısıyla sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Çaba harcayan, emek harcayan, o soğukta ve yatmaksızın acaba bir kişiyi daha nasıl kurtarabilirim diye emek harcayan bütün arkadaşlarımı gerçekten yürekten kutluyorum. Verdiğiniz çaba son derece değerli. Evet, bugün depremin 17. günü. Biraz daha rahat nefes alabiliyoruz. Ama geldiğim 17. günde hala pek çok sorunun olduğunu görüyorum. Alanda da görüyorum. Vatandaşlarla konuştuğumda da görüyorum. Sorunun birinci maddesi çadır. 17 günde eğer çadır sorununu çözemiyorsak bu ülkenin çok ciddi bir sorunu var demektir. Normalde Kızılay'ın, normalde AFAD'ın çadır stoklarının olması ve bekletilmesi gerekirdi.
çadır stoku yoksa bir sorunumuz var demektir. Hala vatandaş gittiğimiz her yerde çadır istiyor. Çadır olsun, evimin yakınına bir yerde kurayım çadırımı diyor. Çünkü evinin soyulmasından korkuyor. Vatandaşın bu talebini de haklı görmemiz lazım. İkinci gelişimde söylemiştim. Kim çadır üretiyorsa fiyatı ne olursa olsun gelip satın alacağız ve göndereceğiz diye. Ama maalesef arzu ettiğimiz oranda çadır bulmakta zorlanıyoruz. Bazı belediyelerimiz yurt dışından çadır ithalatı ile ilgili çaba harcıyorlar. Onlar da geldiği zaman yine dağıtacağız. Hatay gerçekten de sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir kültür merkezi, bir tarih merkezi, bir kadim kent Hatay. Hatay'ın yeniden inşa edilmesi lazım, doğrudur. Ama bu inşa sürecinin Hatay'ın kültürünü yaşatarak, tarihini yaşatarak, doğasını yaşatarak yeniden inşa edilmesi lazım. Yoksa yeni binalar yapmak değil. Depreme dayanıklı yeni binalar yaparım ama Hatay'ın tarihini, kadim kültürünü koruyan yapıları da yeniden orijinal haliyle yeniden inşa etmek zorundayız. Her gelişimde belediye başkanımıza söyledim. Hatay'la ilgili bir planlama yapacaksanız tarihçileri çağıracaksınız. Hatay'ın tarihini bilenleri, üniversite hocalarını çağıracaksınız. Dolayısıyla Hatay'ın tarihine uygun, Hatay'ı gelecek kuşaklara, geçmişteki tarihi eserleri gelecek kuşaklara aktaracak şekilde yeniden inşa edeceksiniz dedim. Bunun planlanmasının yapılması lazım. Tarihçilerin, kent plancılarının, mühendislerin, çevrecilerin, herkesin bir şekliyle burada olması lazım. Başkanla konuşurken başkan bir ara belki bu depremle ilgili olarak bir özel yasanın çıkması gerektiğini de vurguladı Sayın Başkan. Evet, öyle bir düzenlemeye belki ihtiyaç var. Eğer böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olursa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu düzenlemelere her türlü desteği veririz. Yani yeter ki var olan sorunları akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözmüş olalım. Ayrıca sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil, Türkiye'de olanağı olan her belediye bir şekliyle deprem olan bölgelere koştu, geldi, yardım etmeye çalıştı. Bütün belediye başkanı arkadaşlara, sadece CHP'li değil, katkı veren, emek harcayan, neredeyse günün 24 saati depremin ilk günlerinde yatmayan AFAD çalışanları olabilir. Güvenlik güçleri, AFAD çalışanları, bizim zaten belediye başkanlarımız ve onların ekipleri, gerçekten onlara da minnet borçluyuz. Büyük bir özveriyle çalıştılar. Yemek yemeden çalıştılar, uyumadan çalıştılar, çok soğuk koşullarda çalıştılar. Deprem olurken bile emek harcadılar, çalıştılar. O nedenle ben hem sayın başkanlarımıza hem sayın başkanlarımızın yönetiminde olan çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlere, hepinize minnet borcumuz var. Yani biz her ne kadar gelip konuşuyor isek de, sizler yeri geldiğinde tırnaklarınızla, parmaklarınızla acaba bir taşı kaldırabilir miyim, acaba bir canlıyı kurtarabilir miyim diye çaba harcadınız. Dolayısıyla bizim açımızdan bu son derece değerli. Şimdi çadır sorununu çözdükten sonra suyla ilgili bazı sorunlar var, temiz suyla ilgili sorunlar var. Onun da çözülmesi lazım. İki büyükşehir belediyemiz zaten bu konuda gerekli çabayı gösteriyorlar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onun da yükü başka bir türlü arttı. Çünkü buradan oraya yaklaşık 350 bin kişilik bir nüfus akımı var. Dolayısıyla oranın da sorunlarının bir şekliyle çözülmesi gerekiyor. Çaba harcanması gerekiyor. Söylediğimiz kısaca şu, ifade etmek istediğim kısaca şu. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele eğer siyaset kurumu doğacak olan sorunu önceden görüp bunun önlemini alabilirse en azından kayıplarımız çok daha az olabilirdi. Çok daha sağlıklı bir planlama yapabilirdik. Ama hani derler ya, bir musibet bir nasihatten evladır diye. Umarız ve dileriz yaşadığımız bu felaketi bir daha yaşamayız. Eğer böyle bir doğal afet olursa da
hepimizin hazırlıklı olması lazım. Hepimizin. Biz belediye başkanlarımızı görevlendirdik, evet. Belediye başkanlarımız geldiler, ekipleriyle beraber geldiler, mutfaklarıyla beraber geldiler, çadırlarıyla beraber geldiler, doktorlarıyla beraber, eczacılarıyla beraber geldiler. Dolayısıyla Hatay'a ve diğer illere hizmet veriyorlar. Burada koordinasyonu üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Aynı zamanda Tekirdağ Belediye Başkanımız burada. İlk sıcak yemeği veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Dolayısıyla belediye başkanlarımız el birliğiyle Adana, Mersin belediye başkanlarımız başka belediye başkanı. Ankara Belediye Başkanımız zaten o da burada. İlk kurtarma ekibini gönderen, ilk araçları gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız o da buradaydı. Ulaşmak zor oldu ama kararlılıkla, azimle bir şekilde deprem bölgelerine ulaşıldı ve ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Çocukların özellikle eğitimi önemli. Çocukların yaşadıkları deprem travmasının dışına çıkarılması, o atmosferin dışına çıkarılması lazım. O konuda da belediye başkanlarımız gerçekten psikologlar, öğretmenler getirdiler. Çocukların eğitimine katkı veriyorlar. Dolayısıyla enkazla uğraşmayıp, hafriyatla uğraşmayıp ama doğrudan doğru evlatlarımızla, kadınlarımızla uğraşan, onları daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için ya da hayat sürmeleri için ya da günlerini geçirmeleri için çaba harcayan eğitmenlere de hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Tekrar geçmiş olsun Sayın Başkan. İşimizin henüz daha başındayız ve yapılacak çok iş var. Dolayısıyla takip edeceğiz. Hataylı kardeşlerimin ya da depremi yaşayan bütün kardeşlerimin 10 ilde gerçekleşti. Bütün kardeşlerimin şunu bilmesini isterim. Biz son sorun giderilinceye kadar bu işin takipçisi olacağız. Bir daha ifade edeyim. Son sorun giderilinceye kadar bu işin takipçisi olacağız. Arzu ederlerse, daha doğrusu yapacakları her şeyi biz denetleyeceğiz, bakacağız, eksik varsa dillendireceğiz. Ama depremi yaşayan vatandaşların da bunu görmesi lazım, denetlemesi lazım. Eksiklikleri rahatlıkla dile getirmesi lazım. Bizim de o eksiklikleri parlamentoda, parlamento dışında bir şekilde dillendirmemiz gerekiyor. Var olan sorunlar çözülebilir. Dediğim gibi çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Ama zamana karşı yarışmamız lazım. Zamana karşı. Yarın sıcaklar başladığında daha farklı sorunlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla yürütme organının yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu konuda çok daha hızlı ve aktif olması lazım. Hızlı ve aktif olamadığı takdirde sorunlar büyüyecektir. Ha, hızlı ve aktif olabilir mi? Endişelerimin ötesinde hızlı ve aktif olma şansının olmadığını da biliyorum. Çünkü depremden sonra büyük bir koordinasyonsuzluğu yaşadığımızı hep beraber gördük. Bu ders olur mu? Umarım ders olur ve bir koordinasyon sağlanır ve dolayısıyla devlet sağlıklı bir şekilde harekete geçer ve sorunları çözmüş olur. Ben tekrar hepinizin huzurunda belediye başkanı arkadaşlarıma, onların çalışanlarına teşekkür ederim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun değerli arkadaşlar. Özetle bu.